Selamünaleyküm, yayınımıza hoş geldiniz. Bugün yine doğaçlama, hiç hesapta olmayan bir birliktelik bir araya geldik. Mustafa Hocam, Bekir kardeşim, Mehmet kardeşim mekanında. Çaylarımızı içip sohbet ederken dedik ki bu sohbeti neden kamera arkasında yapıyoruz? Kamera önünde yapalım. Biraz gençlerle ilgili fikretmiştik hocamla. Gençlerin dışarıda kalmış olanların en azından dairenin içerisine çekilmesiyle alakalı nasıl bir yol izlememiz lazım? Onlara farklı ne tür yöntemlerle yaklaşmamız lazım? Çünkü biz belli yaşın üzerindeki insanlar, işte dün yayınladığımız videodaki gibi güzel, feyizli, bereketli ziyaretler, sohbetler, türbe ziyaretleriyle çok güzel doyuyoruz elhamdülillah. Ama bazen gençleri orada yakalamak kolay olmayabiliyor. Tabii gençlerin de içerisinde bu konuda yol almış olanlar var ama hani biz daha dış halkada olanları nasıl içeri çekeriz derdindeyiz ya en çok. Asıl amacımızı aslında gerçekleştiremiyoruz. Evet. Değil mi? O nedenle de hani o gençler için acaba nasıl farklı yaklaşımlar yürütelim, nasıl sohbetler çekelim, neler anlatalım, biraz daha onları da motive edecek konular konuşalım mı filan diye öyle istişare ederken hocamla dedik bari bunu kamera önünde yapalım. Yine doğaçlama olsun, eğer yeterince bir şey anlatabilirsek yayınlarız, anlatamazsak tekrar çekeriz, problem değil. İnşallah Rabbim kolaylıklar nasip etsin. Derdimiz bu hocam. Yani şimdi bununla ilgili şimdi bu öneri aslında senden geldi. Evet. Dedin ki yani bizim yaş kuşağımıza ya da 40'lı yaş kuşaklarındakilere derdimizi anlatabiliyoruz. Zaten yoğrulmuşlar. Zaten belirli bir hayatı yaşamışlar, imtihanda bulunmuşlar, zorlukları görmüşler. Hani çıkış yolu aramışlar. O insanlar bunları anlayabilir ya da anlamaya gayret ediyordur ya da bildiği vardır, destekliyordur diye. Ama kullandığın cümle 13-15 yaşındaki gençlere, hani daha imtihanlara girmemiş, bunlara nasıl ulaşabiliriz diye sordu. Evet. Hatta bununla ilgili öyle genç çocuklara nasıl bir örnek verdiğini de anlattı. Yani bu fikir senden çıktı sonuçta. Evet. Ama çok doğru. Hani bizim gözden kaçırdığımız bir durum. Burada kendi çocukluğumuzu da düşündüğümüzde ben çocukken çizgi film seyrediyordum. Şirinleri seyrediyordum. Evet. Şimdi diğer taraftan He-Man vardı. Sokuyordu buradan kılıç çıkardı. Gölgelerin gücü adına falan. Şimdi gölgelerin gücü adına cümlesini bugün anlıyorum. Ama beni o zaman avladılar mı? Avladılar. Şimdi gölgeler ve gücü adına diyor, güç bende diyor, çıkıyor. Yanında bir de aslanı var He-Man'in. He-Man'di değil mi ismi de? He-Man yani. Evet. O kadar kafa kağıdımız eskimiş ki düşündüm bir an. Ne oluyor? Yanında aslanı da var, gidiyor düşmanı yeniyor falan. Ben hatırlıyorum sokakta gölgelerin gücü adına diye bağırdığım zamanı biliyorum. Evet. Şimdi söylediğinde bunu birleştirdim. Şimdi şirinleri özür dilerim. Yok estağfurullah. Şirinleri mesela seyrettiğimde ya Gargamel var, bir de kedi var, Azman var, şirinler var, Şirin Baba var, Uyuşuk var falan. Şimdi artık yaş bir noktaya geldikten sonra anlıyorum ki Gargamel dediğimiz bugünkü sihir büyüyle uğraşan cadının bir karşılığı. Orada şirinler bir çeşit eterik varlıklar, yani cinniler ve türevlerini anlatmışlar. Şu anda anlıyorum ki oradaki Azman vardı, kedi kılıklıydı ama aslında orada ifritleri de anlatmışlar. Bak bugünkü anlayabildiğim konularla bunları anlatıyorum. İnsan var, tamam. Bu cadı konumuna gelmiş, sihir büyü yapar. Metafizik imkanları kendine göre çevirerek şeytani gücün esiri olmuş bir çeşit cadı. Ama o çocukluk halimizde ya da çocuklara seyrettirildiği için kavram bu kadar genişletilmiyor. Bunu bugün kendim öyle anlıyorum. Azman'a bakıyorum bugün. Metafizik boyutta çok tuhaf varlıklar var. Yani o varlıkları genel tanım adına toplarsan, bir de bunu çocuklara eğer seyrettireceksen, onların bildiği kedi, tavşan, ki tavşan andan başka bir şey de girmeyeyim lan,
kedi adı altında işte ufak canlıları kovalayan, bir türlü başaramayan bir varlık olarak da gösteriyorlar. Yani ifritleri Azman adı altında, cinleri işte Şirinler adı altında, ki Şirinler iyi huylu, kimseye zararı yok. Hani burada mümin ya da ehli kitap, yani Hristiyan, Yahudi, Müslüman, yani ehli sünnet ve ehli kitapları orada gösterdiklerini bugün anlayabiliyorum. Bu benim yorumumdur, şahsımındır. Hani başka bir anlam vardı, bir şey diyemem. Pembe Şirinler kabilesiyle tanışıyorlar, sonra çıkıyor. Gibi hani şimdi sen onu söyleyince bunlar da aklıma geldi. Hani seyrettiğimiz şey var, Örümcek Adam falan gibi. Ha şeyler vardı. Kaplumbağa adamları. Yani, şey, Rafael. Ninja kaplumbağalar. Onların da başı neydi? Fareydi. Bir tane fare adam vardı. Şimdi çocukluğumda burada seyrettiğimi bugünkü metafizik olayların içinde aynısı var, yaşanıyor desem. Gerçekten yaşanıyor. Yani hani bana şimdi bir olay anlat desem, o kadar sıradanlaştı ki bende, hani hayatın içinde o kadar hani yoruldum ki diğer kardeşlerim bu özelliği olanlar da aynı şekildedir. Hani hiçbir tanesini böyle durayım anlatayım diyecek kadar artık özel hissetmiyorum. Hepsi sıradan, normalleşti. Ama sen şimdi söyleyince anladım. Hakikaten. Hocam şimdi dikkat ederseniz 10, 20, 30 sene önce, hatta 40 sene önce seyrettiğiniz karakterleri bile hatırlıyorsunuz. Tabii tabii. Yani nerede unuturum? Gölgelerin gücü adına diyordu ya. Allahu Teala haşa, hani İslam'da, hani ehli sünnette bu ne demek? Bunu, onu bugün anlayabiliyorum ama bu televizyonlarda yayınlanıyordu ve biz çocukların hepsi gölgelerin gücü adına diye, ben parkta oynadığımı bilirim gölgelerin gücü adına diye. Ben kılıç alıyordum, o plastik. Evet, ya, biliyorum o. Bir de plastik araba vardı. Murat lafını gezdik ama. Estağfurullah. Bir de plastik kılıç vardı. Biliyorum onları ya. Gölgelerin gücü adına diyerek aslında kötüyle savaşıyordu bir de orada. Tabii Müslümanlarla yani savaşıyordu. Kötü tarafla savaşıyordu güya. Tamam. Gölgelerin gücü adına diyordu. Şimdi burada almamız gereken üç aşağı beş yukarı aynı dönemlerin çocuklarıyız. Biz de bütün bunları bütün canlılığıyla hatırlıyoruz. Bunlar hayatımıza uzun bir süre yön verdi. Aynı uzun şekilde. Süre değil, komple yön verdi. Yani bizim nesil komple, biz böyle büyüdük tek yani. Kanal. Gölgelerin gücü adına dediğin zaman güç sende. Evet. Anlayamıyorsun ki, bugün anlayabildik. Çıkarmamız gereken ders olarak, yani çocuklarımızı rahmani tarafta toparlayabilmek adına çıkarmamız gereken ders olarak ben şöyle anlıyorum. Sonuçta çocuk çocuktur. Hayali kahramanlara her zaman ihtiyaç duyuyor çocuklar. Tabii. Böyle hiç çocukluğunu yaşamamış, hiç bunları özenerek izlememiş ya da hissetmemiş bir çocuk yoktur. Yani bu ne kadar ileride hani hayata yön veriyor olsa, dediğin gibi. Ki günümüz artık ahir zamanda bu iş iyice ayyuka çıktığı için şimdi bütün çocukların hayatlarını yönlendiren, hayallerini yönlendiren kahramanlar var. Evet. Biz maalesef ki ülke, millet, ümmet olarak bu kahramanların yerini dolduracak doğru figürler ortaya koyamadık. Yani bu dakikadan sonra ne kadar koyarız koyamayız bilmiyorum. Ama nerede takılıyoruz? Ya tarihsel karakter koyalım diyoruz. Onu koyduğumuz zaman da o da yine sınırlı kalıyor. Şimdi yani bir Kara Murat'ı alıp da galaksiler arası savaşta gösteremiyorsunuz. Çünkü... Ama o kalenin surlarından atlıyordu ya. Üç tane okuyordu atıyordu yani. Evet, karikatürize olduğu için zamanında yani. Burada yeni nesli çekecek şekilde onları koreografiye sokamazsınız. Böyle de bir problemimiz var. Bu hayali kahramanları biz oluşturamadığımız için görsel basında, sosyal medyada bunun yerini doldurdu işte şeytani taraf. Dikkat ederseniz herkese mutlaka sana bir kahraman lazım ya da sen kahraman olman lazım mesajı veriyorlar. Evet. Bu mesajı verirken de bu kahramanların hiçbirinde aslında dini anlamda şey yok. Bir temel yok. Hiçbir kahramanda ya işte ben Allah'a inanıyorum, Allah'ı çok seviyorum ya da Hristiyan olarak bile bir dini tema görmüyorsunuz. Tamamen dini temanın dışına çıkmış bütün kahramanlar başka bir gerçeklikte yaşayan
dinle falan bir ilgisi olmayan tipler baktığınızda. Şimdi bizim çocuklarımız da bunları izleye izleye izleye. Örneğin en çok bilinen nedir? Star Wars'tur mesela. Orada güç seninle olsun diye bir çok bilindik bir slogan vardır. Bu güç aynı bizim buradaki işte maneviyatta bahsettiğimiz gücün kullanan bir takım görevliler var film serilerinde. Evet. Bu işin içerisinde bir bildiğimiz anlamda bir din yok. Paralel evrende başka bir din var orada. Bu bütün bu yaklaşımlar işte bütün çocuklara sorsanız hepsi o güce sahip olmak ister şu anda. Ama bu gücü ancak böyle bir paralel evrende, sanal alemde olmayan bir din üzerinde yakalayabilmişler. Yani bizim şimdi İslam üzere, Rabbimizin rızası üzere mücadele ettiğimizde bütün bu imkanları çocuklarımızın elde edebileceğini doğru şekilde anlatmamız lazım. Araya gireyim. Sahabelerin iman etmeleriyle birlikte Efendimiz Aleyhisselam'ın döneminde böyle süper güçleri olmuş desek. Mesela. Çünkü imanından dolayı azlar çokları mağlup etti, yendi değil mi? Evet. Hani orada bir endirek, hani direkt değil ama yani Rabbimizin desteklemesiyle bir güce kavuştular. Evet. İşte şeytan kendini hakikat gösteriyor. İman etmiş olanları şeytan gösteriyor. Kendi güç aldığı yerleri, yani gölgelerden aslında eterik varlıklar, cinniler, karabasanları bahsediyor. Oradan aldıkları güçlerle güç bende diyor. Güç başkasındaymış, şimdi ele geçirdim diyor. Bak ne kadar ince noktadan vuruyor. Peki bizi böyle yetiştirdiler. Biz bundan sonraki nesil için ne yapmamız lazım? Yani ana bizim hani diyorlar ya işte Z kuşağı oldu veyahut da çocuklarımız dinden uzaklaştı gibi herkes yakarıyor. Tamam. Yakaran herkes kendi başına bir şey yapmıyor. Sadece şikayet eder durumdayız. Ancak bir çözüm sunulmuyor. Yani bir şey yapılmıyor. Tamam bu da olabilir. Kabul de, biz ne yapabiliriz? Hani biz hesabımızı kendimiz vereceğiz ya Allah-u Teala'ya. Evet. Biz bununla ilgili nasıl bir şey yapabiliriz? Hani şöyle düşünün, kaplumbağa adamlar var. Ya senin bu söylediğin varlıklar, ifritler, hatta Yecüc Mecüc. Yecüc Mecüc topluluğunun içindeki bazı bireylerin görüntüleri. Şimdi biz nasıl olacak da gücün Allah-u Teala'dan olduğu, imanla olduğunu anlatacağız. Allah-u Teala'nın rızasını kazanmaya çalışırken biz şimdi çocukların dağarcığı beyni bir noktada. Hani oyun oynama ve gelişme dönemindeler. Şimdi konuları bu şekilde anlatamazsın. Şeytangiller bizi nasıl eğitti? Gölgelerin gücü adına dedi. Kaplumbağa adamlar, Rafael'ler, pizzalar falan biliyorsun pizzayı çok seviyorlar. Reklam yapa yapa. İşte damarlarımıza kadar girdiler. Onların izlediği strateji doğru bir strateji. Şimdi önce biz bunu kabul edelim. Yani bize bunları seyrettirdiler, bunlarla birlikte büyüttüler. Nihayetinde dine, İslam'a, Rabbimiz Allah-u Teala'ya, Efendimiz Aleyhisselam'a, Allah dostlarına, vatana ihanet eder duruma geldik ama ihanet ettiğimizi kabul etmiyoruz. Bak, ihanet eder duruma geldik, kabul etmiyoruz. O şekilde bizi bu hale getirdiler. Onların o stratejisini biz alıp rahmani olarak uygulamamız lazım. Bir incelememiz lazım. Çizgi filmler, anlatılan konuları. Şu lazım. Nasıl bir öneri sunarsınız? Ne yapabiliriz? Bizim çocuklarımızı, gençlerimizi yani hani ben bir çember tabiri kullandım. O da yani kalbime gelenden doğru. Bir merkeze Allah-u Teala'yı koyalım. Efendimiz Aleyhisselam'ı koyalım. Dışarıya doğru başka başka çemberler çizelim. Biz hepimiz bu çemberlerin bir yerlerindeyiz. En dış çemberin de dışında olan insanlar, kullar var. Bu hani Allah-u Teala ile arasında bir sürü çizgiler, sınırlar var. Ve konuya da uzak aslında. Belki baktığınızda şey değil yani ön yargılı değil ama nötr olmasına rağmen konuyu bilmiyor, anlamıyor. Burada çizginin dışında bir takım kullar var. Ana tema olarak, ana mantık olarak gidiyorum. Şimdi bunlar bizi nasıl zehirlediler? Gölgelerin gücü adına güç bende dediler. Şimdi önce bir kavramın üzerinde durmamız lazım.
Şimdi insanoğlu güç kendinde olsun istiyor. Bu hepimizin fıtratı. Hepimiz. Şimdi gücün imanla birlikte olduğunu, en güçlü gücün iman olduğunu anlatmamız lazım. Kesinlikle. İmanı doğru şekilde kuşandığımızda tüm boyutlara geçebiliyoruz, müdahale edebiliyoruz. Her türlü ya da göremiyorsak bile, hani kalp gözünü kastediyorum, dar görüşle, sadece bu dünyadaki maddeleri görmemizle birlikte de yine imtihanlardan, olaylardan başarıyla çıktığımızı bilir ya da anlamayabilir. Yani bunu nasıl yapmamız lazım? Adam güç gölge... Bak bir cümle derinlemesine indiğinizde kişi onu kastederek, hani onlara girmiyorum demek istedim, anlatabildim. Ve kişinin gölgeler ya da Allah-u Teala'nın dışında sanki haşa başka bir gücü elde ederse her şeyi yenebileceği imasını 6, 7, 8 yaşında, 9 yaşındaki çocuklara empoze edebiliyor. Hocam ne lazım biliyor musunuz? İlk başta tüm bu işte hani çemberin daha uzaklarında olan tüm kullar, genç kullar, çocuklarımız, gençlerimiz için motivasyon lazım. En önemli konu... O zaman motivasyon olması için bir insanın, hepimiz için konuşuyorum ya da çocuk fark etmiyor, bir şeyi alıp başarmış olması lazım, motive kesin olsun. Başarmış olması, şahit olması ya da çabalıyor olması lazım. Evet. Çünkü şunu kabul edelim, biz kuluz. Bizi bildiği için Allah-u Teala bize bir takım motivasyon öğeleri vermiş mi? Vermiş. Evet. Hazreti Kur'an'da, Efendimiz Aleyhisselam'ın söylemlerinde bize cennet vaat etmiş. Öyle değil mi? Bu bir motivasyon değil mi? Şimdi bunu kesinlikle kabul edelim. Yani biz evet hep ne diyoruz? Allah rızası için gayret edelim, Allah rızası için gayret edelim diyoruz ama işin içerisinde öyle ya da böyle kabul edelim bir motivasyon var değil mi? Yani şimdi her kulun kalbi aynı noktada olmayabilir. Bazı kul işte... bana seni gerek seni der, hiçbir şey istemez. Bazı kul da kapağı cennete atayım diye düşünür. Bu çok normal. Allah-u Teala bu fırsatı vermiş mi? Vermiş. Vermiş. Demiş ki bunları yaparsan kardeşim cennetliksin, bitti. Dolayısıyla bu motivasyon suç değil aslında. Hani biz bunu bir hesap kitap üzere yapmayalım diyoruz ama şimdi hani benim anlattığım çemberin çok dış halkalarındaki kardeşlerimiz, çocuklarımız çok uzak ya meseleye. Ona dediğimizde iman dediğimizde soyut bir kavram. Cennet dediğimizde o da soyut bir kavram. İşte namaz dediğimizde o da soyut bir kavram. Ya namazı niye kılman lazım? Bunu doğru anlatmamız lazım. Namazı şunun için kılman lazım. Allah-u Teala var ve sana emretti dediğimizde bu emri somutlaştırmamız gerekiyor belli oranda. Bunun için de çocuklara motivasyon lazım. Motivasyon nasıl motivasyon? Mesela örnek vereyim. Beraber yaşadığımız bir şeydi. Benim ortanca oğlum biliyorsun oyun oynamayı da çok seviyor. Şu anda 15 yaşında. O konu olduğunda 13 yaşında ya da 14 yaşındaydı. Oynadıkları oyunlar malum hep savaş oyunları. Vurdulu, kırdılı. Oralarda bir sürü şeyler yapıyorlar. Çeşitli hayali atmosferler, ortamlar. Bugün hani bizim maneviyat ortamında gördüğümüz evet boyutlar. Ben onu konuya daha çok çekebilmek için anlattım. Dedim ki bak oğlum bunun aynısını sen bizzat ruhen gidip yapabilirsin. Şöyle olur, böyle olur. Çok uzatmayayım. Ne yaptı? Ben bunları anlatınca. Hatta dedim ki bak burada nasıl oyunda kendine silah seçiyorsun, cephane seçiyorsun. Burada da seç. Seçtiğin cephanelerle gideceksin, savaşlara katılacaksın. İster misin? İsterim dedi. Oturdu hatırlarsan iki tane kendine kılıç çizdi. Evet. Sana getirdim abi. Kılıç çizdi, gösterdik. Hatta sonra da o kılıçları kuşandı yani maneviyatta. Şimdi bu çocuk bununla motive oldu. O gece... Dedim ki oğlum iki rekat bir tövbe namazı kıl, abdest al, niyet et, yat. Baktım o onu yaptı. Hiç dert etmedi yani. Allah-u Teala'yı biliyor evet. Ama daha geri noktada da olabilir. Yani daha uzak kalmış da olabilirdi. Onu yaptı. Daha küçük yaşlarda çocuklarda da ben bunları denedim. Şimdi aileler bakımından söylüyorum. Şimdi bizim iki görevimiz var. Bir, kitlesel olarak bunu doğru anlatmamız lazım. Burada görev bizlerde. Yani yaptıklarımızı, yaşadıklarımızı, neler yapabileceğimizi biraz anlatmamız lazım. Hani deli diyen deli desin. Önemli arada değil. Bir nokta anlatayım. Şunu mu demek istiyorsun? Bir örnek vereyim mi? Aklıma evet geldi. Şimdi 3-4 yıl önce Denizli'deyim. Misafirlikteyim orada. O arada metafizik olarak bir saldırı var. Bir uygun bir yere geçtim. Bir odaya geçtim. Niyet ettiğimde. Hani şöyle düşünün. Filmlerde olur ya.
Aynısı aslında filmlere bakıyoruz. Şeytangiller var olanı aktarıyorlar aslında. O kadar. Bir anda başka bir yerde olduk. Bu boyut atlaması değil. Yine dünyanın içerisinde eterik varlıkları gördüğüm bir haldesi. Şeyler var. Müslüman cinniler var. Onları ifritler sıkıştırmış. Şöyle düşün. İnsanlara ifritler musallat oluyor ya. Cinnilere, hele Müslüman cinnilere inanılmaz şekilde zarar veriyorlar. Yani bugünkü bir mafya düşünün. Geliyor evine baskın veriyor değil mi? Hemen haberlere çıkıyor, polis jandarma geliyor. Şimdi orada ifritler bunu yaptıklarında polis jandarma gelmiyor. Ancak manevi boyuttan bu dualarla geliniyor. Rabbimin bildirmesiyle o anda biz onu algıladığımızda, niyet ettiğimizde bir grup cinni sıkışmış. İfritler tam bunları katlediyorlar, bir yere kadar gelmişler. O anda bize şöyle denildi. Tabii manevi boyuttaki bizi eğiten Allah dostları olduğu için ki onları da cinler görmüyor. Hani perdeleri kademe kademe düşün. İlk perde cinniler, sonra işte kademe kademe gidiyor. Sen ifritin yanında çok rahat dolaşabilirsin, seni görmez. İfritin göz ya da beş duyu organının göremeyeceği daha bir önceki boyuta geçersen o da seni görmez. Hani sen ifrite musallat olursun, geçerken gıdıklarsın ama o seni göremez. Şimdi bu da var. Bütün bunları anlatalım ama. Demin ki konuya devam etmek istiyorum. O anda dedi ki üzerine dedi şunu ört. Bildiğin battaniye geldi. Pelerin gibi. Naylonumsu ama değil. Kalın da değil ve çok ince. Rengi de gri'nin bir tonlaması. Ama bir tarafı siyaha yakın, bir tarafı gri'nin tonlaması. Yani iki yüzü var, çok ince, şu kağıt gibi. Yani bu A4 kağıdı ya. Hani bundan iki tane A4 kağıdını yapıştırdığınızı düşünün. Çünkü elime aldığımdan dolayı söylüyorum. Onların üzerine örttüm. Siyahı bu tarafta kalsın dedi. Siyahı benim görebileceğim yerde kaldı. Örtünce o anda ses çıkarma denildi. İfritler geldi. Kaplumbağa adamlar gibi değil. Ama o figürleri tutun. Yarı insan, yarı hayvanımsı varlıklar. Evet. Geldiler ve onları görmediler biliyor musunuz? Ben buna yani birebir canlı şahidim. Görünmezlik pelerini yani net bir şekilde. İfritler geldi ve göremedi. Devam ettiler. Biz de seyredebiliyoruz. İfritlere göre biz eterik boyuttayız. Bizi algılayamıyorlar. Geçtikten sonra üzerindekileri kaldırttılar. Onlara denildi ki siz şuraya gidin. Bir koordinat verildi. Onlar oraya gitti. Şimdi ben bunu yaşadım. Bunun doğru olduğunu, hakikat olduğunu yıllardır bu tür durumları yaşadığım için. Ve sonrasında oradaki o üzerine battaniye örtülen, İşte o örtülen battaniyenin sonradan görünmezlikle alakalı pelerin mi dediniz? Pelerin yani çünkü çok hoş çok gelmiyor kullanılan da kullanılan bir şey. Ha, yani o üzerine konulan bir çeşit battaniye, çarşaf benzeri şeyle onlar göremedi. Ben bunu gözümle gördüm, ben bunu yaşadım. Şimdi daha sonradan o Müslüman cinilere görüşmüştüm. Çok şükür sağlıkları yerindeydi. Hani o anda katliamdan kurtuldular. Fakat bunu al filmlere baktığında bunlar filmlerin kendi filmlerinde zaten bunları anlatıyorlar. Ama hakikaten var. İşte bizim çocuklarımıza bunların hakikaten olduğunu ve o özendikleri kahramanların yaptıklarından çok daha fazlasını kendilerinin de yapabileceklerini yani kendilerinin aslında kahraman olabileceklerini anlatmamız lazım. Bir şey daha anlatayım, araya gireyim. Aklıma geldikçe aktarım, kusura bakmayın, bölüyorum. Şimdi diğer boyuttayız. Yine sıkıntılı bir durum var. Hani rahatsız olan kişiler var. İfritler saldırıyor. Kişi şizofreni dış görünüşten. O anda ne yapılması lazım diye sorulduğunda, çünkü çok kalabalıklarda. Hani ona dua eden, okuyan insanları bile rahatsız edebiliyorlar. O anda şöyle söylendi. Denildi ki şey yap. Avucunun içine oku. Felak nas ayet okuyorsa. Okuduğunda ya öyle bir şey oldu ki. Şimdi okuyorsun, çevrende kimse görmüyor. Tamam mı? Eterik boyutta
bir tane böyle fanus gibi bir şey oldu. Onlar içine doldu 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 böyle beyaz gri beyaz. Griden ne dedik? Krem rengi beyaz. Daha böyle oldu. Dedi ki çek besmeleyi dedi at üzerine doğru. Abi çekip üzerine atınca öyle bir patlama oldu ki ya atom bombası patlaması oldu ya. Ya atom bombası attık üzerine. Şimdi tabii bunları bahsetmiyorum. Bunları bahsedince bana deli diyebilirler. Ya da bilmiyorum. Desin yani. Hani, çocuklarımız için bunları anlatacağız. Şimdi hocam, konuların bu yönlerini anlatmadım. Evet. Çocuklarımız çünkü için anlatmamız lazım evet, bazen. Kabul edilebilir olanları anlattım. Diğerlerini anlatmadım. Şimdi hayır, devam edeyim. O atıldıktan sonra şöyle vurduğu noktadan etrafa aynı atom bombası gibi dairesel açıldı. Emin ol yandıklarını gördüm. Dalga dalga gitti. Yandıklarını gördüm ama şu oldu. Onun içerisinden bazılarında bir şey yoktu. Onu sorduğumda dedi ki o imanlıydı. Hani kalabalık almış, araya almış, onu imha edecek falan böyle. Hani kıstırdıkları da var. Şöyle hasta olan kişi var ama onun etrafında, o civarda Müslüman olan cinniler de var. Onları da sıkıştırmışlar. O patlamayla emin olun bir çeşit manevi bomba var. Bunu attığınızda imansız olan her şeyi yakıyor ama imanlı olanlar da tam aksine oradan enerji alıyor ve güçleniyor. Gerçekten böyle bir şey var. Hani senin kastettiğin çocuklarımız için de bunları da mı anlatalım diyorsan evet, ben bunları örnekleme bunu, olarak yaşadıklarımdan ben de bir bunları şey için anlatmak müsaade varsa burada abi. Buyur kardeşim. Şimdi senin çocuklar için dediğin de bir aile vardı yaklaşık 3 sene önce bize geldiklerinde. Çok Türkiye'de tanınmış ilahiyatçının oğlu. Çocuk müthiş resim çiziyor abi. Ve çocuğun hayali şu. Ben işte hani şu anki animeler var ya, animelerden çiziyor. Ben bu animelerle diyor işte İslam'ı tebliğ edeceğim diyor. Halbuki arka boyutta şeytan çizdiriyor çocuğu, bir şekilde esir almış abi. Hasbelkader buluşmak nasip oldu. Dedim ya şu çizdiklerine bir bakabilir miyiz falan dedik. Abi bir çiziyor başı. Direkt ifritleri çiziyor çocuk abi. Evet. Direkt ifritleri çiziyor. Ve tabii aileye biz gereken söyledik. Yani bu şunu biraz gayet edin diye. Gayet edildiğinde aile biraz tövbeleri yaptıktan sonra abi müdahal oldu. Müdahale olduktan sonra çocuk çıldırmaya başladı. Ben çizemiyorum diye. İyileşti ama resim çizemediği için. Resim çizemiyorum. Benim şeyimi, yeteneğimi elimden aldınız diye çıldırdı. Evi birbirine katmış abi bu şekilde. Ama işte aile aslında başında rahman olarak hani çocuğumuz işte sanat sahibi olsun, yeteneği var diye bu yönde ilerlerken halbuki farkında olmadan çocuğa kötülük yapmış. Şu an mesela çocukların bütün en büyük sıkıntısı bu animelere yönlendiler abi. Animelerde genelde hep şeytani boyuttan çizimler var. Öyle çizen çok kişileri biliyorum. Yani o kadar çok ki duvarlara, kağıtlara, çocuklar defterlerine ve çizdiği şekillere bakıyoruz. Diğer boyuttan kontrol edelim diye karşılığı var mı diye. İstinazsız hepsinin karşılığı var. Benim aklıma şu anda iki ayrı yöntem geliyor. Yani dediğim gibi üzerine düşünmedik. Şu an burada konuşuyoruz. Ya doğaçlama. Doğrudur, evet, değildir. Rabbim bilir. Birincisi kitlesel manada biz kimin ne dediğine zaten bakmıyoruz da çocuklarımız, gençlerimiz için bazı yaşanmışlıkları anlatacağız. Çünkü niye anlatacağız? Bu yaşanmışlıkları anlattığımızda aynı hasta vakalarında olduğu gibi bunları rüyalarında gittikleri yerlerde yaşayan gençlerimiz, çocuklarımız hemen empati kuracaklar. Ve buradan ha ben bunu tek yaşayan ben değilmişim, ben deli değilmişim diyecekler. Neden? Çünkü çocuklar bunları çevrelerine, annelerine anlattıkları zaman ya deli muamelesi görüyorlar ya hemen tutan kapan hacıya hocaya bir yere götürüyor işte okutmaya üfletmeye. Kimse bunun olabilirliğini değerlendirmek istemiyor. Gerçek olduğunu düşünmüyor. Gerçek olduğunu kimse düşünmüyor. Ya deli muamelesi ya psikolojik problem var deyip ilaç veriyorlar filan falan. Dolayısıyla çocuklarımızın bizden veya bizim gibilerden duyduklarıyla bunun gerçek olduğunu, hakikat olduğunu anlaması lazım. Bu bizim kitlesel vazifemiz. Ha burada bize işte yaptıklarıyla hava mı atıyorlar, şu mudur, bu mudur diyen de olacaktır. Çok önemli değil. Biz almak isteyene verelim diyoruz ya Allah razı olsun. Evet. Birincisi bu hocam. İkincisi, şimdi bir kere demin dedik ya, her çocuk, biz de çocuk olduk, hayalinde bir kahraman yaşatıyor. Evet. Ya ona özeniyor,
ya o kahraman gibi olmak istiyor. Öyle değil mi? O kahraman gibi olmak istemeyen bir çocuk var mı? Michael Knight'tı benim. Herkes. Hemen. Ama bakın. Niyet aldım. İşte Knight. Arabayı onun gibi sürünce arabayı sözcüğüne de gitti. Knight, işte, Knight soyadı ne? Şövalye bak. Tabii. Hepsinde bir anlam var. Şimdi baktığınızda çizgi filmler veya filmler işte Avengers gibi vesaire birçok anlatımda kötü karakterlerin hemen hemen hepsi çok böyle cool karakterler. Yani çok havalı. Gizliden bütün çocuklar onlara karşı bir şey içerisindeler. Bir özenti içerisindeler. Şimdi yani Darth Vader dediğimiz hani... Casper var diye bir de hayalet. Onlar çok geride kaldı. Şimdi bütün en alt seviye bile çok daha gerçeğe yanaştırıldı. Evet. Yani çok daha realistik oldu. Şey boyutu, yani dehşet boyutu çok arttı. Ama çocuklar bunu çok rahat kaldırıyor. Yani artık çocuklar bizim zamanımızda korkudan tir tir titrediğimiz şeyleri gülerek seyrediyorlar. Evet. Boyut arttı. Hal böyle anne olunca, babalar geride kaldı. Çocukların korkar zannediyor. Halbuki kesin. Yani bizim çok ilerledi. Hocam benim işte 15-18'li yaşlarda izlediğim bir film vardı. Çok kült bir film. Evet. Korku filmi. Yani günlerce yatakta annemin yanında yatıp titremiştim yani çocuk yaşta izlediğim. Bizim çocuklara onları seyrettim. Kakır kakır gülüyorlar yani. Bütün film boyunca güldüler. Ya biz gece uyku uyuyamadık korkudan. Onlar bunu seyredip güldüler. Siz bunun nesinden korkuyorsunuz? Çok da fazla bilgiyi önceden aldıkları için alışıklı. Şimdi seviye çok ilerlediği için biz bunu kitlelere anlatacağız. Birincisi bu. İkincisi aileler artık bu dediğimiz işte seviye farkını anlayacaklar ve çocuklarına da deli muamelesi yapmaktan vazgeçecekler. Çocuklarını bilinçlendirmeye gayret edecekler. Bizim yönlendirmelerimizle belki veya bizler gibilerin. Üçüncüsü şu çok kritik bence. Biz diyoruz yani bir hayal kahramanı var. Kahraman olmak istiyor çocuk. Öyle değil mi? Evet. Her çocuk istiyor. Örümcek adam olmak istiyorlar. Biz işte falan. O çocuklara rahmani yoldan hem Allah-u Teala'nın rızasına ulaşma hem de bu kahraman olmanın yolu var arkadaşlar. Mesajını doğru vermemiz lazım. Neden biliyor musunuz? Çok kritik, siz daha iyi biliyorsunuz. Şimdi biz önümüzdeki dönem için en büyük tehlike ne anlatıyoruz? Metaverse diyoruz. Değil mi? Evet. Metaverse sanal alemin çok daha ileri seviyeye gelmiş hali olacak. Buradaki ana tehlike ne biliyor musunuz hocam? Normal hayatında bir genç düşünelim. Manevi durumu ya da ruhi yapısı nedeniyle silik bir karakter. Okula gidiyor geliyor veya fiziki durumundan ötürü dalga geçilen, hor görülen, bir şeyler söylenen bir çocuk. Bu çocuk nerede ön plana çıkıyor? Ya hayalinde bir kahraman oluyor, kendini bir kahraman olarak hissediyor, hayaller kuruyor, rüyalar görüyor, öyle değil mi? Ya da bunu yapamıyorsa şimdi ne yapacak? Bu metaverse'e girecek. Sizin herkesin dalga geçtiği silik çocuk orada kendine bir karakter oluşturacak, avatar yapacak. O avatarla dünyaları fethedecek, neler 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 yapacak. Peki bunu yaparken kimin kucağına düştü yine? Şeytanın kucağına düştü. Niye? Çünkü onun o hayalini gerçekleştirebileceği atmosferi şeytan ona verecek. İster öyle, ister böyle. Hal böyle olunca da o gözlüğü gözüne takan, o işte hapstikleri takan, o şeyi yapan çocuk o alemden çıkmak ister mi bir daha? Ama şöyle düşünün. Şimdi metafizik özelliği olanın doğal zaten metaverse'ü var. Bitti. Şimdi gerçekten hani... İşte bunu anlatmamız lazım. İnsanlar hani metaverse'ü hayatımızda yok gibi zannediyor ama şimdi sen rüya görüyorsun. Metaverse'ün bir çeşidi. Rahmani olan var, şeytani olan var. Ama rüya denilen gerçekten bir boyut var. Ama hem dünyada hem de diğer bütün yaşam dünyalarının hani kabir hayatını falan kastediyorum. Hepsinden gelip de ortak alanda buluşulan yer var. Nasıl mı? Benim dedem rahmetli oldu. Ben onu orada görüyorum. Biliyorsun üstü konuşuyorum. Evet. Orada karabasanlar, hani milletin tabiriyle söylüyorum. Musallatlar beni kovalıyor. Oluyor. Bir taraftan burada yaşayan eşim, dostum. Onu orada görüyorum. Bir de orada konuşuyoruz. Bir taraftan Allah dostları, evli Allah'tan gelenler oluyor. Orada destek veriyorlar. Fikir beyan ediyorlar. Bir taraftan Müslüman cinilerden geliyor. Yani kulların ortak toplanma alanı. Aa, bir uyanıyoruz. Aa, rüyaymış. Hayır canım, rüya dedin senin zaten metaverse'te. Şimdi
Onların zaten çıkış noktası bu şeytan gelin. Kendilerine bağladığı ümmeti şeytan, kendine bağladığı ümmeti, kendi ümmetini şeytan giller bir arada tutup onları motive edebilmek, onları kontrol edebilmek için kullandığı alandır. Evet. Metaverse ya da rüyalar. Şimdi aynı zamanda bunun zıttı da vardır. Şeytana göre konuşuyorum. Manevi taraf. Ya da maneviye göre zıttı, şeytani taraf. Hep iki zıt bir arada olmak mecburiyetinde. Manevi olarak güzel bahçelerde dolaşırken, güzel yerlerde dolaşırken bir anda seni kovalayanların sıkıntılı duruma da düşebiliyorsun. İşte onu aldılar metaverse olarak gösteriyorlar. Bir taraftan da işte kabir hayatı yoktur gibi bunu da hani kendi tezlerini güçlendirmek için bunun içine koyuyorlar. İşte sonra cennet hayatı yoktur, cehennem yoktur bunu da içine koyuyorlar vesaire. Zaten Rabbimin yarattığını şeytan kendine göre kendi teknolojisiyle bir şeyler yapmaya çalışıyor. Metaverse'de. Lakin şimdi Metaverse'e ihtiyaç yok. Metaverse, yani Metaverse'ü çıkartın onun yerine sanal alem. Sanal alemi de çıkartın kalp gözü. İşte onu da çıkartın rüya. Hani bunlar hepsi aynı benim. Farklı farklı dallar var da hangi yerden baktığınıza bağlı. Bunu baktığınızda çok insan rüya görüyor. Birçoğu da diyor ki ben rüya göremiyorum. Hayır, görmeme imkanı yok. Uyuman için ruhun bedenden çıkması lazım. Ruh bedenden çıktığında mutlaka bir yerlere gitmesi lazım. Gittiği yerdekileri de görür. Ama konuşur. Hatırlamaz. Ha, ne olur yorgun uyanırsın. Bazen dinç ve rahat uyanırsın vesaire. İşte ruh çıktığı zaman bağırsaklarda da bir beyin var değil mi? Kalpte de var. Onlar devreye giriyor. Hani oluyor hani tuvalete gitmesi lazım bir anda uyanabiliyor. Ya da bir konu olduğu zaman bağırsaklar hani ruhu da uyarabilecek, geri çağırabilecek sürekli bağlantı da ama çağırabilecek vücutta et bedende zaten mekanizma var ayrı ama ruh gider gittiği yerde hani biz tuttuk seyahate gittik. Saniyeler içinde Ankara'ya, Urfa'ya gidip oradakilerle görüşüp geliriz. Bunu metaverse'de de düşünebilirler. Sanal gerçeklik olarak da düşünebilirler. Rüya olarak da düşünebilirler. Ya da aslında bunların hiçbiri değil. Şöyle, beden burada yer çekimine bağlı. Ruh da içimizde yer çekimine bağlı değil. Bedenin enerjisi yediğimiz gıdalardan, ruhun enerjisi de dualarımızdan, ibadetlerimizden. Lakin imansız olanların yani Müslüman olmayanların da ruhları hareketli ama onlar da ruhlarını mutlaka ki iki kutuptan birine bağlamak zorunda. Bir yerden beslenecek. Yani ne imanlı ne imansız olmaz. Orada sistem çöker. Hastalıklar buradan başlıyor zaten. Kişi diyelim ki Müslüman ama Allah-u Teala'nın emirlerini bazılarını beğenmemiş haşa. Karşı gelmiş. Ya da uygulamamış. Ne oluyor? Ruh çöktüğü için hastalanıyor. Ya da kişi diyelim ki ateist. Ateist bile olduğu zaman şeytana bağlı olduğu için şeytan gelir. Yani şeytan kendine bağlı olan ümmetini pek fazla rahatsız etmiyor. Kendine bağlamak için kime hücum ediyor? İmanlılara. Özellikle çocuklar, özellikle dini eğitim alan, yurtlarda kalan, dini eğitim alan, mektep, medresede olan çocuklarımıza, özellikle ilahiyat okumaya çalışanlara, yani dini eğitim almaya çalışanları kastediyorum. İşte bunlara saldırarak onları ruhlarını emmeye, onların ruhlarının enerjisini almaya, bir şekilde de onları ele geçirmeye çalışıyor. Şimdi bunu bir kere unutmayalım. Evet, burada nasıl koruyacağız çocukları? Şimdi burada yani yapma demekle ya da zorla namazını kıl demekle olmuyor. Tam da bunu anlatıyorum işte. Yani diyelim ki çocuğunuz var, gönderdiniz yatılı olarak nereye? Kur'an kursuna. Diyelim. Ya da benzeri bir eğitime. Ya da evinizde o çocuğa gözle göremediğiniz metafizik olarak
saldırıları nasıl durduracaksınız? Burak anlattı işte yaşadıklarını. 5-6 bölüm. Nasıl durduracaksınız? Yani Burak'ın ilk geldiği zamanı hatırlıyorum. Evet. Burak gelmeden önce benim bakın biri gelecek. Biz ona Mücahit diyeceğiz ama asıl konu altyapısını anlatmıştım. Sen vardın o zaman değil mi? Vardın. Ta aylar sonra geldi. Onu ilk gördüm. Dedim hoş geldin Mücahit. Ama şey başka bir boyutta yaşıyor. Şimdi işte anne babalar nasıl evladınızı koruyacaksınız? Hani şöyle düşünün basit olarak. Bir ortamda mikrop var. Evet. Anneler için söyleyelim. Onlar çok titizdir ya. Allah razı olsun onlardan. Gözle göremediğiniz bakteriler var. Nasıl onları temizleyeceksiniz? Temizleyebiliyor musunuz? Hani deterjanla temizliyorsunuz. Kapkaçak vesaire bulunduğu ortam. İşte odanın havalandırması. Bunun dışındaki etkilere karşı evladınızı nasıl koruyacaksınız? Daha da ilerisi hocam. Onun gözünde farklı bir mercek var. Çıkaramazsınız da bu merceği. Nasıl doğru koruyacaksınız? Aynı şeyi ben de yaşadım. İşte görüyor yani. O onu algılıyor. Siz onu evladım yapma etme demekle koruyamazsınız. Evladım otur namaz kıl, evladım otur Kur'an oku da diyemezsiniz. Tamam deyin de. Çocuk daha alışık o noktaya değil. Da gelmedi. Daha o noktada değil. Daha o noktada değil. Nasıl koruyacaksınız? Çocuğu bilgilendirmezseniz, bilinçlendirmezseniz ki hani doğru yaşamak gerektiğini hep anlatıyoruz. O ayrı da. E çocukta bu var. Ne yapalım şimdi? Bu mercek var çocuk. Bir de çocukları konuşturmuyorlar. Yani. Şöyle çocuk bir takım şekiller çiziyor. İşte benim çocuğum şeytan duvarlarını odasına çiziyor. Ya gördüğünü çiziyor. Size anlatamadığı için, ispatlayabilmek için gördüklerini duvara çiziyor. Kağıtlara, defterlere çiziyor. Ama şunu unutmayın. O gördükleri hayal ürünü değil. Hani beyin aldatır, halüsinasyon gösterir, yanıltır diyor ya. Ya bunun altında bir gerçeklik var. Bu gerçeği gizliyorlar. Beynin çalışma frekansı değiştiği zaman farklı boyutları görüyor. Başka bir kanala geçiyorsun. Geçiyor ama oradaki de gerçek ya. Evet. Yani gerçek olmayan hiçbir şeyi beyin frekansı ne kadar karışırsa karışsın göremez. Var olanı görüyor da siz görmüyorsunuz. Aslında burada şey de diyebilir miyiz hocam? Burak'ın ilk geldiği anda hani peygamberimizin işte fetih süresinde İşte hak peygamber rüyayı doğruladı. Ondan sonra peygamberimizin bir rüya içerisinde olduğumuzu fark etmesi. Daha sonra da ona sorulan işte peki gece yatarken uyku halinde gördüğümüz rüya nedir diye söylendiğinde o da rüya içerisinde rüyadır demesi. Yani aslında Burak'ın hem sanal alem hem rüya hem de gece rüyası hem de ikinci boyut hepsini karıştırıp bunlarla ilgili bir çıkış bulamayınca tamamen bir sarmala bağlayıp bugün gençlerimizin de yaşadığı en büyük sıkıntı hangi boyutta olduğunu fark edememesi. Anne ve baba ebeveynlerden de bu konuyla ilgili gerekli bilgi alamaması. Yani işte böyle bir şey yaşıyorum. Evladım öyle bir şey yok. Cinli yok. O yok. Bu yok. Ya yani Kur'an-ı Kerim'de olan cinleri yok sayılıyor. Ama şöyle bir şey var. Bak. Çocukların problemlerinde biz direkt çocukları düşünüyoruz değil mi? Bütün genel olarak. Hayır, çocuğu böyle olanın önce anne babasını kesinlikle alacaksın. Oraya bir müdahale onları eğiteceksin. Evet. Onlara kabul ettirebilirsen eğer kabul ettiklerinden dolayı çocuklarının davranışlarını çok rahatlıkla tartabilecekleri için çocukları hızlıca iyileşir. Kabul ettikleri için ama anne baba kabul etmediğinde yok sayıyorlar hocam. Yok en kolayı bir şeyi araştırmaktansa yok sayıyor. Ya Google Hazretlerine bakacaklar böyle bir şey var mı yok mu? Kur'an-ı Kerim'e evet. Zaten bakmıyoruz. Ya da yok sayıp uzaklaşıp en kolay halde anlaşmak. Yok saymalarının temelinde şu var. Çünkü kabul ederlerse gayret etmeleri gereken kendileri. Evet. Kabul etmeyince diyorlar ki benim yerime doktor gayret etsin. Doktora götüreyim, ilacı yazsın, seans versin, otursun, konuşsun o gayret etsin. Parayla çözelim. Ya da işte öğretmene götüreyim, öğretmen gayret etsin. Yani ben etmeyeyim de kim ederse etsin modu var. Aslında bütün temelinde bu var işin. Yani şimdi dini eğitimi olan bu işi anlayan da aynı durumda. Öbürü de aynı durumda. Bunun sebebi ben uğraşmayayım, o uğraşsın. Babaların büyük çoğunluğu zaten belli maddi imkanı varsa ya ben parayı veriyorum işte hanım uğraşsın ne yapıyorsa yapsın. Özel okula gitsin ya da. Özel okula gitsin orada çözsünler rehber öğretmeni var filan var falan var diyerek aslında kendi iç dünyalarındaki o yumak haline gelmiş sorunlara bir tane daha eklememek için
konuyu dışarı atıyorlar. Aynen. Ve ondan sonra çocuk ilerledikçe, sıkıntıları arttıkça işte bakıyorsunuz şizofreni diye gelenler gidenler. Hayır, şöyle olabiliyor mu? Anne babanın birikimini çocuk yaşıyor. Kesin. Kesinlikle. Başka ne olacak hocam? Kesinlikle. Onların anne babanın birikimi çocuğun halini görünce yani evlatlarını öyle hasta, şizofreni, bipolar görünce kendilerine değil de çocuklarına yöneliyorlar. Evet. O zaman bunu ben tabii ki biliyorum birçok olaylarla da burada anlatmak istediğim başka bir şeydi. Aslında evladınız sizin de bir organınız olarak düşünün, öyle hayal edin. O organınız ya da sizin parçanız rahatsızsa siz bir bütüne yani önce kendinize bakın. Şöyle de diyebilir miyiz? Yani biz bilgisayarın kasasıysak evlatlarımız da monitör. Süper. Bizdeki bütün olay oraya yansıyor işte çocuğun üzerinde. Monitör. Bir de görmediklerini kabul etmiyorlar ya. Evet. İşte çocuk o metafizik varlıkları görüyor, anlatıyor, inanmıyorlar. Bunu inanmayan o zaman mikroba da inanmaması lazım. Evet. Bakteriye de inanmaması lazım. Çünkü kendi çıplak gözle görmediklerine inanmıyorlar. Yağlı Dede Hazretleri'nin verdiği sohbet de bu konu üzerinde zaten. Allah ondan razı olsun. Oradaki yaslandıkları nokta şu. Bu bilimsel değil. Şimdi bilimsel... Bilim ne demek desek? Bilim onlara göre şu anda, onlar derken bir takım insanlara göre bilim şu anda işte beş duyu organımızla görebildiğimiz, tadabildiğimiz, koklayabildiğimiz ya da belli kriterler dahilinde kontrol edilip okeylenmiş veri. Bilim bu onlara göre. Şimdi soralım. 500 sene önce de bilim vardı değil mi? 1000 sene önce de bilim vardı. 1000 sene önceki bilimde bir kere en basit 1000 seneyi boş verin ya. 50 sene önce statik evren modeli diye bir şey vardı. Evren genişliyor denilen bilim adamlarının hepsine deli dediler. Einstein dahil bunu diyen. Sonra pişman oldu. Dedi ki ben yanlış yapmışım. Yanlış söylemiyorsam eğer. Şimdi bilim eldeki verilere bakar. Elinde şu anda bu kadar veri var. Bu veri üzerinden yorum yapıyorsun. Senin şimdi yarın öbür gün hani diyorduk ya hocam bir arası diyordunuz bir tane hani cinnileri gösteren şey yapacağım alet. Evet, evet. Yarın böyle bir alet çıktı diyelim. İş yerinde öyle bir çıktı ve göstermeye başladı. O zaman mı bu bilimsel olacak? Ya da şöyle söyleyelim başka bir yönden. Koku alıyoruz değil mi? Bazı kokular güzel geliyor. Ya da bir dere kenarına geçiyoruz. Pis kokular geliyor. Peki o kokuyu algılıyorsun ama cisim olarak göremiyorsun. Evet. O onun olmadığı anlamına mı geliyor gibi. Hani herkes kendi gördüğü kadarıyla tarttığı için aslında ilim ve bilim kullara dair her şeyi içine alır. Şimdi ilim her şeyi içine alır. Biz ondan faydalanabildiğimiz kadar ilim öğrenmek lazım. Bilim de bizim öğrenebildiğimiz kadar yani her şeyi içine almıyor ki ortaya çıkan bilim. Bilimi araştırdıkça yeni yeni şeyler öğreniyoruz, öğrendikçe kabul ediyoruz. Evet. Ama biz onu daha keşfedemedik. Teknoloji tarafı olmadı diye, gelişmedi diye yok anlamına gelmez. Yani özü çok peşin hükümlüyüz. Bir evladımız hasta, duvarda resimler çiziyor, farklı boyutları görüyor. Biz onun o gördüğünü bile inkar ediyoruz ya. Halbuki kabul etsek iyileşecek belki, faydalı olacağız. Hocam burada tabii toplumsal bir durum da var. Hiç kimse kendi evladını tırnak içerisinde gerizekalı, hasta, bilmem ne gibi tanımlarla tanımlatmak istemiyor. Yani çünkü ne oluyor? Okulda hemen işte arkadaşları bir lakap takıyorlar. Ondan sonra aileler arasında konuşulmaya başlıyor. Onun için dikkat ederseniz yani dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu teşhisi konulan çocukların hepsinden anne babaları övgüyle söz ediyor. Ya benim çocuğum hiç yerinde durmuyor, hiperaktif diyor. Ya bunu bir hastalık olarak değil, sanki bir ayrıcalık olarak anlatıyor. Bunun temelinde işte o toplum içerisindeki dışlanma ya da alay edilme korkusu var. Çocuk biraz değişik olduğu zaman hemen okulda aileler çocuğu attırmaya çalışıyorlar. O bize gelen bir kardeşim vardı ufak 8 yaşında anlatmıştım daha önce. Anne baba mühendis. Okulda artık herkes illallah etmiş çocuktan. Herkes okuldan gönderilsin diye uğraşıyor. Peki, çocuk için. Ne yapabiliriz? Yani çocukların boyutlar arası görmeleri, gördüklerini
buraya göre nasıl anlatabiliriz? Çocuklara, nasıl anlatabiliriz? Çocuklara motivasyon kaynağı olacak bilgiler vereceğiz, anlatacağız. Annelere de babalara da akıllarını başlarına toplayıp bu çocuklara bunları doğru şekilde iletmelerini, anlatmalarını söyleyeceğiz. Yani şudur, bir çocuğa yani besmele çek, abdestli yat, gece tövbe namazı kıl ya da farz namazları kıl dediğinizde neden diye sormayacak. Bir sebep sorun. Az önceki konu gibi olabilir mi? Şimdi Ayet-el Kürsi Felak nasıl okuduk dedim ya. O zaman şöyle örnek, hani burada örneklemi anlamaya çalışıyorum. Ne istediğinizi ya da ne yapabiliriz. Evet. Şimdi okuyoruz. Efendimiz Aleyhisselam da hani mescidin diyor ya. Evet. Şimdi avucumu okutup bunu fırlattırmışlardı ve o boyutta hani temin anlattım ya çok fazla böyle dalga dalga ifritlerin atom olması gibi etkileyip de öldüğünü anlatmıştım. O zaman zaten yaptığımız, kullandığımız ya da sünnet olan buradaki amelleri yaparken arka boyutlarını da izlemeye çalışalım. Evet. Bunları anlatalım o zaman. Yani bir çocuk geldi, anne ben çok korkuyorum, baba çok korkuyorum, gece bir şeyler görüyorum, şunu yapıyorum, bunu yapıyorum, şöyle şeyler görüyorum dediğinde evladım besmele çek yat demek kolay. Bunu dediğinizde çocuk çektim hiçbir şey olmadı, bir işe yaramadı. Bu sefer bir dahakine çekmeyecek ama işe yaramıyor. Bir işe yaramadı ya da neden olmadı ya da neden oldu dediğinde bunun cevabını verebiliyor olmamız lazım. Yani her çocuğa sen aslında kendin potansiyel bir kahramansın. Başkasının ürettiği kahramanlara ihtiyacın yok ve bunu çok kolay yapabilirsin. Bak bu şekilde bu yöntemlerle bunun imkanı var. Allah Teala'yı tanı, o zaman anla. Şöyle yapabiliriz. Çocuklar bunu gördüğünde anne baba eğer bilgiliyse onlar diğer boyuttan gelmişlerdir. Evet. Ama sen onlardan üstünsün. Sen Ayet-el Kürsi'yi oku. Bir bomba etkisi olarak kullan. Bak Allahu Teala sana silah verdi, evet. Cephaneler verdi. İşte o gelenler bir cinniler olabilir ya da ifritler olabilir ya da şöyle bir onları kısa bilgilendirip hani filmlerde görüyoruz ya yani çizgi filmlerde de var. Gözünden kırmızı alev çıkan robotlar yapıyorlar hesapta. Değil yani oradaki varlıkları yapıyorlar. İşte hayvanları konuşturuyorlar. Bak çizgi filmlere bakın. Özür diliyorum. At, eşek, köpek, tavşan, bilmem her şey konuşmuyor mu? Ya gerçekten diğer boyutta onlar gibi olanlar var ve onlar gerçekten konuşuyor birbirleriyle. Hani onların orada anlattığı uydurma değil ha. Var olanı anlatıyorlar. Biz de mi böyle anlatalım? Evet, hani, şu yöntem olabilir. Ben anlamaya çalışıyorum. Tabii biz bir yol izleyelim. Biz neler anlatacağız, nasıl anlatacağız? Onu ayrı bir yol haritası yapalım ama bunun dışında aileler, anne babalar en azından örneğin çocuklarının çok sevdiği bir bilim kurgu karakteri varsa evet. O karakterle ilgili bir filmi oturup beraber seyredip hani bunu seyretme evladım demek yerine beraber seyredip o film içerisindeki kahraman için de bak bu işte uçtu kaçtı oraya gitti buraya geldi kesti biçti her türlü atraksiyonu yaptı. Bak evladım sen de bunları yapmak istersen bunun kolay bir yolu var diye anlatıp hani ben size dışarıdayken anlattım ya evet. Çocuklara. Yani çocuklar 10 yaşında, 11 yaşında anne baba şikayetçi namaz kılmıyorlar ya da abdest alıp yatmıyorlar ya da şu olmadı bu olmadı diye. Çocuklara da film seyrettirmiyorlar hiç. Demiştim ki beraber oturun seyredin. Seyrettiler geldiler çocuğa dedim ki çocuklara bak sen o kahramanları beğendin mi? Hatta şeydi galiba Galaksinin Koruyucuları diye bir film var orada bir takım kahramanlar var. Hatta böyle şey sansar şeklinde hayvan olanlar var, bitki olanlar var filan normal insanlar var. Dedim bak bunları biz de yapabiliyoruz yani. Allah-u Teala bu fırsatları verdi. Bu boyutlarda, bu savaşlara biz de gece gidiyoruz. Siz de yapmak istemez misiniz? Aa isteriz. Gözleri böyle parladı. E tamam çok basit o zaman. Bir besmele çekin, gece güzel bir abdest alın, iki rekat namaz kılın. Allah'ım ben de senden istiyorum. Böyle güzel kahramanlıklar yapmak istiyorum diye. Niyet edin bakalım yatın dedim. Bu kadar yani. O günden beri o çocuklar namaz kılıyorlar. Her gün. Değil mi? 10 yaşında çocuklar. Süper kahraman olmak için kılıyorlar ama zaman sonra tabii şimdi bu motivasyon lazım. 10 yaşında evet. Çocuğa siz Allah-u Teala'yı onun dinini tasavvufi olarak ne kadar anlatabilirsiniz? O zaman şöyle diyelim. Çocuklarımıza bir şey yap diyorsak her ne olursa olsun neden yapması gerektiğini evet. Ve arka planda
nelerle de karşılaşacağını, nelerin olacağını da anlatarak bir şey istemek lazım. Yani izah etmediğimiz bir şey yap demememiz gerekiyor. Evet, şimdi namaz kıl, niye kılayım dediği zaman bir cevap veriyor olmamız lazım. Tabii ki. Ha, burada evet, bu bir motivasyon gerektiriyorsa bunu da söyleyebiliriz. Çünkü o neyi seviyor o çocuk? Kendini o kahraman yerine koymuş, orada gidip insan diğer varlıklarla savaşmış, dövüşmüş. Kalbinde de bir niyet var. Siz onu doldurmazsanız şeytan doldurmayacak mı? Kesinlikle. Kötüyü iyi gösterecek. Bu sefer şeytan onu savaştıracak. Nice çocuklar var. 16-17 yaşlarında, özellikle 20 yaşlara doğru. O kadar çok böyle ateistliği savunuyor ki. Aile diyor ki bizden böyle biri çıkmaz. Bu çocuk da hiç durmadan bize anlatıyor. Biz sormasak da anlatıyor. İşte tam bu söylediğim. Çocuk kendini kanıtlayacak, başarı sağlayabileceği bir alan bulmuş aslında. Evet. Ona biz alanı vermiş olsak, sebep olmuş olsak, tam tersine İslam'ı savunmak için araştırma yapıp, tam tersi Allah-u Teala'yı yaşayıp yaşatmak için, İslam'ı iyi yaşamak için de aynı şekilde titizlik ve çalışmayı da yapabilir. Yani burada şu örneği verelim. İslamiyeti, İslam'a inanmayı, tabirim mazun, karizmatik bulmuyor çocuk. Evet. Ateistim demeyi daha karizmatik buluyor. Çünkü sorulan her soruya çat çat cevap alsa ya da cevabı alabilmiş, bulabilmiş olsa, o da onları söyleyecek, savunacak. Onların cevaplarını alamadığı için. Aradığı cevapları bulamadığı için diğer tarafta bulduğu taraftan yürüyor. Bu kadar. Yani cevabı bulamadığı için, neden bulamadı? En basiti, evrim var mı yok mu meselesi, hani konuşuyoruz evet. Ya ara ara. Bu konuya gerçek anlamda, bakın, dini jargondan bahsetmiyorum. Allah var, Allah yarattı, yarattıysa böyledir, evrim yoktur diyerek geçiştiremezsiniz çocuğa. Bunun yerine sizin anlattığınız şekilde bunu onların anlayabileceği materyalist kafada, bilimsel temellere oturan şekilde anlattığınızda çocuk bunu kafasına koyar, daha onu kimse onu kafasına da çıkartamaz. Ama cevap alamamış. Bir şey söyleyecekse de cevap verebilir. Cevap alamayınca ne yapacak? Tabii. O zaman ne olacak? Kendisine göre daha karizmatik görünen, daha çok cevap alabildiği tarafa dönecek. Hatta Zeus'ları, Ra'ları, şunları bunları bile acaba var mı? Gerçekten bu tanrılar var mıydı? Tanrı olarak var mıydı diye düşünmeye başlıyor. Ona da karizmatik geliyor. Düşmüş melekler, Harut, Marut konusu. Evet. Bu konularda bile bir şeye oturtulmamış değil mi? Yani hiçbir şey yok. Öyle olunca çok anlatacak şey var ki. Siz çocuğun nefsini susturup veya gencin nefsini susturup namaz kılman lazım. Çünkü öyle derseniz bu iş olmuyor. Bir şey söyleyebilir miyim? Ben Mustafa Hocam'ın çocuğun rahatsız olduğundan sonra her gün tövbe okumaya başladı. Tövbe dualarını, tövbe duasını. Hanım da okumaya başladı. Ben de gün içerisinde fiil olarak evde müsait olduğunu okuyoruz. Bir dönem sonra çocuklarım bana geldi. Baba siz niye bunu her gün okuyorsunuz dedi. İşte onun açıklamasını yaptım. Bak, gün içerisinde kulun Rabbine yakınlaşabilmesi için Rabbimizin söylediği tövbe istiğfar ederek sığının, bana yakınlaşın. Oğlum bak, Rabbime yakın olduğumuz yer, en yakın yer neresi? Namaz. Demek ki namazdan önce de yakınlaşabileceğimiz bir yer var. Neresi? Tövbe istiğfarla Rabbimize sığınarak. Niçin tövbe etmeliyiz çocuğa iyi anlatıp Hazreti Kur'an-ı Kerim'de 183 yerde tövbe et diyor Rabbim. Neden tövbe etmemizi istiyor? Yani siz diyor günah işlemeseydiniz sizi helak ederdim. Yeniden bir kavim yaratırdım. Yani bizim konuştuğumuz konu bu temelli ama şöyle bir şey var. Güncel bugün hani 8-10 yaşındaki, 12 yaşındaki çocuklara biz bunu seni anlattığın gibi anlatırsak o çocuklar o eğitimde değil. Bu jargonu işlemiyor çocuklar abi. Yani Murat'ın demek istediği tam da buydu. Az önce söylediğin gibi anlatırsan çocuklar bir anda korkuyor ve geri çekiliyor ya da anlayamıyor. Evet, kesinlikle. Daha düz anlatacak şekil lazım. Delillendirerek. Daha düz anlatacağız ama sonunda varacağı yer az önce senin anlattığını anlayacak moda gelene kadar getirmesi lazım. Hocam Allah-u Teala niye hani bir takım ödüller vaat etti kullarına? Çünkü bütün hepsinin kalbi olarak aynı seviyede olmayacağını bilmiyor mu kurban olduğum yaratan? Tabii. Bunu bildiği için ödüller, teşvikler koydu. Öyle değil mi? Mertebeler, cennetin mertebeleri. Tamam. Bu teşviklerin en zirve noktası rızasını kazandı. Oyun tasarlayanlar da level koyuyor değil mi? Tabii şimdi oyunlarda arada can veriyorlar. Yani siz oyunun ilk daha başında en zor moddan başlarsanız, oyuncu daha alışmadan, eli ısınmadan en zor şekilde başlatırsanız hemen 10. dakikada kapatır, daha oyuna girmez, çıkmaz.
Onun için bizim dini jargonları minimize ederek, bir kenara koyarak, ama tabii ki Allah-u Teala'yı anlatıyoruz sonuçta. Evladım tövbe et demek sorunu çözmüyor. Biz bunları kenara koyarak mesela şunu yapabiliriz. Yani yine şu an kalbime geldiği için söylüyorum. Özellikle hani yeni akıl bali olmuş genç nesil dediğimiz işte 15-16 ile 20-25 yaş arasındaki gençlerin bugün boğuştuğu en önemli konu deizm ve ateizm. Evet. Hatta yani birçoğu ateizmden öte deizm de şu anda. O da ateizmin bir önceki aşaması. O nedenle belki şu olabilir. Mesela ateizmin çok klişe bazı iddiaları var. Çok klişe. Şey işte yani evrimden tutun işte evet. Niye kardeşim sizin dininizde 7000 sene diyor Adem Aleyhisselam da niye 30.000 senelik kemik var? Niye 50.000 senelik iskelet var meselesi var ya, bunlar ateizmin çok klişe bazı iddiaları cevap aradığı konulardır. Bunların içinde tabii şeyi dini anlamda şeyi fazla olanlar da var ama mesela belki burada deriz ki yani gençlere bir alan açarız. Kafanıza en çok takılan soruları bize yazın sosyal medyadan. Bunları bize yazın. Bunların her birini gündeme alalım. Tek tek cevap verelim. Hal ilmi penceresinden. Bunları tek tek anlatalım. Bakın hocam ben... Ama yaşın 10 yaşla en fazla 18-19 yaş arası olması lazım. Veya neyse yani iki grup yapabiliriz. Hani 10-15 arası yapabiliriz. Veya 8-15 arası. 10-15 iyidir. 15 ile 25 arası yapabiliriz. Çünkü niye biliyorsunuz? Hayır, 15'ten sonra 25'e kadar olan sürede bazı yerleri okuyorlar, evet. Ezberliyorlar, aynı şeyleri soruyorlar. Kesin. Yani herkes kendi biliyor zannediyor. Okumuşlar, sosyal medyada almışlar. Aynı soruyu 500 kişi soruyor ama cevabı çok kolay, tek kalem. Hani bakın, kendi yaşadığı açmazı ve çıkmazı anlatacak yaş 10-15 yaş arası. Evet. 15'ten yukarı 25'e kadar olan sosyal medyadan öğrendikleri bilgileri soruyorlar. Bu benim kafamı karıştırdı diye. Evet. Şimdi biz kafasını karıştırdıkları değil. Kafası karışık olanın karışmamış hali de vardır. Nereye okuduysa geri gelsin. Çünkü onlar bir yere kadar kendilerini kodlamışlar. Ne anlatırsan anlat geri vites etmiyorlar. Ama 10-15 ya da 12-16 böyle yaşındaki olanlar gerçekten kendi iç dünyalarını anlattıkları için bunların hepsine cevap verelim Allah'ın izniyle anlayabildiğimiz kadarıyla. Bir de hocam şu hani, var tabii. Öğrenilmiş çaresizlik değil. Gerçekten anlayamayanların sorularına cevap verelim. Diğerleri de anlamak istemiyorsun. Sonuçta kendileri bilir. Sonuçta cüz-i irade var. Biz tebliğ etmiş oluruz. Anlamak isteyen anlar, anlamak istemeyen anlamaz. Ama dikkat ederseniz onlarda kemikleşen bu soru cevapların temelinde İslami pencere içerisinde bunlara verilmiş tatmin edici bir cevap olmaması da önemli bir sebep. Yani bu demin verdiğimiz örnek en basiti işte. Böyledir deyip kesip atıyorlar evet. Kenara. Bunun için bir cevabı varsa hal ilmi penceresinden bir cevabı varsa bu cevabı siz ortaya koyduğunuzda en azından almak isteyen alır. Alamayan da yapacak bir şey yok. O evet. Onun kendi iradesi diyeceğiz. Ama bizim yani bu çemberin dış halkalarında kaldığını düşündüğümüz gençlerimizi, evlatlarımızı içeriye doğru çekmek, yani koruma kalkanı diyelim, onun içine çekmek için sanki ayrı bir gayret göstermemiz. Bunu da çok başka bir pencereden yapmamız lazım. Yani çünkü onları gidip türbe ziyaretinde kapıdan içeri çekemiyoruz. Öyle değil mi? Evet. Bir de anne babanın, bebeğinlerin yapmadan çocuklarına yapın demesi işte. Kendisi yapmıyor, kendi çocuğuna yapın diyor. Ya bir de yaptıklarının için yaptığını bilmesi gerekiyor. İyi niyetli olup da ne yapacağını bilmeyen de var. Ya ben çocuğuma nasıl anlatayım, nasıl davranayım diye. Bakın en büyük bizim problemimiz şu. Yaptığımız her şeyi bakın sürekli diyoruz ki namaz kılması lazım. Evet. Namazı kılan da bütün Müslümanlığı yaşamış olarak düşünüyor. Şimdi kesin. Ama namazsız olmaz. Bu kesin. Namaz kıldığı zaman da neden kılması gerektiği diğer boyutlarla birlikte karşılığını anlatmak lazım. Yani Efendimiz Aleyhisselam'ın ümmetine neden namaz farz oldu Miraç'la birlikte? İşte bunları tam anlatıyor olmamız lazım. Yapılan Allah-u Teala Celle Celaluhu'nun bizden her istediği amelin, fiilin karşılığında arka boyutta da neler olduğunu anlamamız lazım çünkü sebepleri var. Allah razı olsun. Biraz hani konudan konuya atladık. Ana konumuz belliydi.
Kardeşlerimize Allah razı olsun. Bu konuyla ilgili çalışalım. Böyle bir beyin fırtınası yapıyoruz. Lazım olanı arıyoruz. Beyin fırtınası yapıyoruz. Öyle bir Rabbim nasip eder bir sistem olursa, burada ateist, deist de olabilir, şaman da olabilir. Bu zihniyetlerde olanlarla birlikte gerçeği arama macerası mı diyelim? Gerçeği arama yolculuğu mu yapalım? Belki misafir de ederiz. Ya bazı öyle bir kardeşlerimizi şey, oturur evet, karşılıklı konuşuruz. Öyle bir şey yapalım ki bütün temel konuları konuşarak gidelim. Ama herkes alacağını alsın ama olmazsa olmaz belirli bir nezaket çerçevesinde olması lazım. İnşallah bir gayret edelim bakalım nasıl olacak. Hocam bir de bu videoyu Murat yayınlarsak takipçilerimizden rica edelim. Kendi görüş fikirleri ben varsa bize yol gösterecek. Ben bu videonun altındaki yorum kısmına lütfen yazsınlar. Evet. Çünkü sosyolog olan takipçilerimiz var. Bu konularda yıllarca kafa patlatmış takipçilerimiz var. Biz şu anda böyle bir beyin fırtınası yaptık. Ama şöyle bir şey var. böyle konuları anlatırlarsa yaşanmışlıklarım o kadar çok var ki hep aklıma gelir o zaman düşünüyorum inşallah. Onları da aktarırım bu sefer. İşte çok farklılar yani. Artık yakınında olduğunuz için birçoğunu yani biz bu hani kendi aramızda bir isim veriyoruz ya. Bunlardan anlatmamız lazım. Yani niye anlatmamız lazım? Çünkü bunu anlattığımızda bunu alacak olan ben de bunları yaşayabilirim diyecek olan çok fazla kardeşim çıkacak. Biz alması nasip olan insanları anlatalım. Biz diyelim ki bunları biz dün sabah geldik. Şaban-ı Veli Hazretleri'ni de ziyaret ettik. Eve geldiğimde hanım diyor ki biz diyor gece 3'te 3 gibi yattık. Kısa bir süre sonra diyor bir anda diyor hocam geldi diyor. Benim manevi hocam biliyor. Ama rüyada bak uyuyor. Ve o kadar bir yorgunluk var ki sabah 3'te yatıyor. Zaten biraz sonra namaza kalkması lazım. Ne yatıyorsun? Kalk diyor kocan geliyor diyor. Bak daha yeni olan bir şey yani. O anda o bir bakıyor. İleride bak rüyada yaşıyor bunu. İleride cinileri görüyor. Ateş yakmışlar. Sokakta yürüyor. Diyor ki bunlar diyor buraya ateş yakmışlar diyor. Kızım diyor boşver it onları it diyor. Ve gidiyor hocam. Hanım diyor ki ya diyor öyle çirkefleştim ki diyor ben kendimden utanıyorum diyor. Gittim onlar itler falan reziller bir sürü giydirdim diyor. Diyorum nasıl cesaret ettin? E diyor hocan geldi ya diyor. Ben diyor güçlendim diyor böyle kendime geldim diyor. Ne oldu ya diyorum. Zaten onları da çekip gitti diyor. Sonra dedim uyandım dedi baktım dedi 1,5 saat falan olmuş. Hemen dedi namazı kılayım ondan sonra işte yoldaymışım bana söyledi. Ben de dedi çayı demleyeyim. Şimdi bunu şimdi birebir yaşadılar. Şimdi o yaşadığından emin. Ben de onun yaşadığından eminim. İki kişi biliyor. Allah-u Teala biliyor. Manevi hocamız biliyor. Oradaki o ateş yakan cinniler o anda onu biliyor ama diğerlerine bunu hadi gel anlat. Bu da yeni yaşadığımız. Ki günlük hayatımızda bunun gibi çok konular oluyor. Anlatmaya değer mi onu bilmiyorum. Tamam şimdi bir gün önce Bekirler'in orada köyde yaşadığımızı da anlatalım bari. Evet, onu da 9 kişi yaşadık. Onu da 9 kişi birden yaşadık yani. Evet. Uykuda da değil, uyanık halde. Öyle değil mi? Evet. Bunu da anlatalım çünkü. Hadi bunu açıklasınlar satanistler. Ya şimdi açıklasınlar. Hani diyorlar ya ateistler bunu da açıklasın diye. Ben hatta bunu oğluma anlattım. Dedim ya hani şimdi bizim evde de onun odada üst katta internet çok çekmiyor filan herhalde oraya çok yansımadığı için aşağıda salonda bir köşede oturuyor bir şeyler yapıyor falan hep de kızıyor baba bu çekmiyor buraya bir şey alalım falan filan diye. Ondan sonra o gün akşam dedim bak oğlum sen internet çekmiyor diye şikayet ediyorsun ben sana başka bir formül vereyim dedim. Anlattım yani şöyle ki işte Bekir'in köydeki eve yaklaşırken Bekir bizi uyardı dedi ki hani birilerini arayacak, haber verecek olan ya da mesaj atacak olan varsa şimdiden atsın. Bizim oraya çıkınca internet, telefon kaputu hiçbir şey çekmiyor. Buradayız. Ha, hiçbir şey de çekmiyor. Önden önleminizi alın. Ne yapıyorsanız yapın dedi. Doğru mu? Evet. Ondan sonra. Hatta kızdınız bu şimdi mi haber verilir? Çünkü tam sınıra gelmişti. Yani. Tabii. Bayrağın orası var. Tabii öyle değil. Şu anda ben de şeye dertlendim o anda. Akşam canlı yayın var. Premier yapacağız. Video veriyoruz. Bizim bütün kadro, hani admin denilen kadro. Hepimiz oradayız. Canlı yayında
bazen hani olmadık şeyler yazılabiliyor, çizilebiliyor ya, birini mutlaka kontrol etmesi lazım ki müdahale olsun. Cevap versin. Ya kim yapacak cevap, hepimiz oradayız diye düşündük. Ona dertlenince ben de hocama dedim, hocam böyle nasıl olacak, oraya özel bir hat çekmek lazım. Bir talep etsek Rabbinden müsaade olursa falan dedim. Hocam da Allah razı olsun gülümsedi. Ondan sonra duayı da ettik. Evet. Geçtik eve. Arka odada da hiç çekmez. Hayır, hiçbir yani. Yerde çekmiyor. Eve geldik ya, zaten yani. O arada işte Bekir sağ olsun. Telefonu da çekmez. Yemek hazırlıyor. Biz oturuyoruz. Çay, kahve, muhabbet falan evin içerisinde. Ama orada sıcacık, evden tamamız. Çıkınca ileride bir direk vardı. Oraya gidip onun altında çekiyoruz. Tabii 50 metre ötede bayrak direğin altına girip orada bir şey yaparsanız o da yarım yamalak. Çok bir diş. Yarım yamalak. Bir diş, yarım ya, diş aynen, bir şey çekiyor aynen. Ama hayır, şöyle bir sayfa yenileme bile 10 dakika sürüyor, öyle söyleyeyim yani. Evin içinde hiçbir şey çekmiyor. Dışarı balkonlara çıkıyoruz, bakıyoruz bir şey var mı? Yani diyelim WhatsApp'tan bir mesaj atmışlar, o 10 dakikada gitmiyor. Yani nihayetinde arkadaşlar şöyle oldu. Detayı boş verin. Evet, talep edildi, dua ettik. Rabbim bize şöyle bir imkan verdi. İnternet çekmeyen evde tam video YouTube'da yayına düştüğü anda internet açıldı. Bir tek Murat abi telefonu. Ya hocam yumuşatma bir anlatayım. Yumuşatma işte Allah aşkına. Bir anlatayım bana müsaade et. Tamam peki. Tamam. Ondan sonra ben hayıflanıyorum bir yandan. Çay kahve içiyoruz. İnternet hiçbir şey çekmiyor. Sonuçta canlı yayın izleyeceğiz. Kesintisiz bir şey. Yayına da 5 dakika kaldı. Evet. Ben telefonu şarja taktım. Tam evin de merkezi yani. Ortasındasın. Hiç şebeke yok çıkıyor. Hiç şebeke yok, işareti yok. Çıkıyor direkt. Çekmiyor, boş ver. Hiç umudum da kalmadı. Telefon da çalmıyor yani o kadar. Hiçbir şey çalmıyor. Umudum da kalmadı gibi oldu. Tam saat 20.59'du. Telefonu şarjdan alayım dedim. Bir de bir bakasım tuttu. Kalbi böyle geldi. Aha bir açtım. Canlı yayın çat başladı. Kesintisiz 4K. Tam evet. Bir saat boyunca kesintisiz 4K. O benim telefon, sadece bir de benim telefonumda. Evet, evet. 4K yayını beraber izledik. Evet. Hepimiz etrafına toplandık abi. Diğerlerin telefonu da çekmiyordu. Hiçbiri. Herkes dışarıdan gidip selam yazdı geldi oradan. Aynen öyle. Aynen. Şimdi bir mesaj yazmakla 4K yayın izlemek arasında bin misli veri akışı var. Onlar bayrak direğinin oraya gittiler. Bir mesaj atmaya, sadece tek yazılı mesaj. Yani biz yayındayız diye selam vermek için balkonun şu noktasına gittik. Ya, selam yazdık, geri geldik. Siz iki yayındayken yanınızda mesaj yazdınız. Mesajınız gitmiyor ama biz orada 4K. Biz 4K bir saat boyunca izledik. Ondan sonra yayın bitti. O arada bana WhatsApp'tan bir mesaj geldi. Görüntü yayın bitti. Yayını kapattım. WhatsApp mesajını bile indiremedim. 15 dakika uğraştım. Yine dışarı çıktım. 100 kilobaytlık mesajı indiremedim. Twitter'da. Ama bunu biz hepimiz 9 kişi orada birebir sahip ediyoruz. Yaşayanlar bunu. Dinleyenler, seyredenleri pek. Yani Allah Teala kuluna yeter ki sen gayret et, imkan veriyor. Ama niye hocam? Sonra niye devam etmedi? Çünkü orada biz şahsi işlerimiz vardı. Bir evet, şey yazacaktık, evet. Çizecektik. Ne oldu? Yayın bitti. Mehmet'in anti-gülü işleri çok. Fiber optik hat gitti. Yani bu bizzat yaşadık. Ben de bunu oğluma anlattım. Dedim ki sen de eğer böyle kesintisiz istiyorsan yayın. Allah razı olsun gayret edeceksin. Gayret ettiğin ama zaman imkansız bir şey yok. Ama orada şahsi değil ama evet. Mehmet'in derdi vardı. Yani videoyu seyrederken müdahale etmemiz gerekir diye. Hani şahsımıza ilgili değildi. Evet. Onun için Rabbim müsaade etti. İnternet etti, yayın bitti. O da gitti, gördüm. Gitti, ondan sonra... Bitti. Yani. Bittikten sonra yuvarlak dönmeye başladı, hiçbir şey yok. Aynen. Hiçbir şey yok, ondan sonra yine ertesi güne kadar sağda solda bir tane mesaj atacağız diye uğraştık. Murat abi dışarıda da uğraşmıştık. Yani dolayısıyla hani Rabbimin imkanları sonsuz, sınırsız. Biz bunlara tabii çokça şahit oluyoruz elhamdülillah. Yani bunları da anlatmaktaki sebebimiz kafanızda sınır koymayın. Allah-u Teala'nın imkanları sınırsız. Değil ama, mi Allah dostları bedenen gelen? Öyle söyleyince Mehmet dedi. Biri dedi ki oraya söyleyelim. Maneviyat bir dedi uydu verici yerleştirsin dedi. Evet. Evet. Aynen abi. Direkt sen söyledin değil mi? Hayır, verici de değil. Direkt fiber optik kablo geldi. Yani. Ne demek ya? Öyle yani, onun için biz bunları gençlere, çocuklara da doğru şekilde anlatırsak bu imkanları Rabbimizin verdiğini, bizim onun rızası için yani hani şövalye olmak istiyor ya diyelim. Yani şövalye niye şövalye olmak istiyor? Bir amacı var, emeli var. Biz de rızaya ulaşmak için bunu amaç olarak koyup biz de Rabbimizin şövalyesi olalım. Çocuklara anlatmaya gayret edelim inşallah. Bakalım Rabbim ne gösterecek hocam. Ya şeye gittik ya, Kastamonu'da yukarıya çıktık ya, gece geç saatte. Saat kaç? 9 muydu, 10 muydu?
Yatsı yıkılmıştı galiba işte. Yani o, Müfessir Alaaddin Hazretleri yok muydu? Civarı falan evet. Yani. Oraya gelince baktım türbe kapalı. Normalde türbe akşam 5'te kapanıyor. Dedim hocam kapalı. Niye açtırmadın? Biraz sonra bekledi. Adam geldi açtı. Evet, yani. Türbedar geldi ve açtı. Evet, geldi açtı. Yani hani çünkü ben bunu çok yaşadığım oldu. Örneğin Akbaba Hazretleri'nin oraya gittiğimde Yuşa Peygamber'in oraya da uğradım. Biraz vakti fazla hani orada kalmışım. Kırklar Sultan'a gideceğiz. Cem'le beraber gitmiştik. Saat 10 küsürdü. Kırklar Sultan'a çıktı biliyor musun türbe? Işıklar yanıyor ve hiç kimse yok. Onu da geçmişti hatta ben hatırlıyorum. Ondan sonra oraya gidince açıktı. Mümkün değil. Hani çünkü bazen davet edildiğin yerde bir bakıyorsun kapı açık, ışıklar açık, hiç kimse yok. Rahatlıkla girip çıkıyorsun. Bunları da çok yaşadığım için. Hani anlatılsın mı anlatılmasın mı bilemedim ama demek ki artık anlatılması gerekiyor. Yani bazı şeyleri anlatarak gençlerimize bunun rahmani olarak mümkün olduğunu, Rabbimizin kudretinin her şeyin üzerinde olduğunu göstermemiz. Ya sen o diyorsun, şeyin 2007-2008 mi bilemiyorum. Çok böyle borcum var. O arada biz Allah dostu işte çağırmıştı, ziyaretine gitmişti. Spotify'da vardı, bir isim vermeyeceğim. Bana dedi ki burayı açık kalsın kabrinin olduğu yerde. Makamıydı ama kendi asıl olduğu yer değil. Ben orayı açtığımda şu kadar bir tane şey vardı. Para olarak bütün borçlarımı ödeyecek. Ciddi anlamda da han hamam alacak kadar vardı. Tam alıyordum. Beni yetiştiren sınıf öğretmenim diyeyim. Dedi ki hayır almayacaksın, kapat üstünü dedi. Yani bunu ben anlattım ve diğer böyle özelliği olan kardeşlerimiz de bunu o boyuttan kendileri görselle seyrederek teyit ettiler. Zaten bu ilmin en güzel yanı şu var. Siz bir şey anlatıyorsunuz. Bu özelliği olanlar onu seyrediyor. Hani DVD'de ya da tekrar oynatma tuşu yok mu? Ya bunun da bunu talep edersen, Rabbim müsaade ederse tekrar onu izleyebiliyorsun. Hocam, o yüzden hani biri yalan mı söyledi, doğru mu söyledi demeye bir şey sormaya gerek yok. Oradan onu izliyorsun. Bir de üstüne üstlük ona ilave olarak da evet bu doğru ama bir de şunlar da vardı diyebiliyorsun. Deprem dönemi evet, devletle yaptığımız evet, çalışmaları anlattık bir kısmını. Sonuçta bunun onlarca karşı tarafı var. Sadece kendi anlatımımız da değil. Onun karşı ama tarafları. Allah rızası için olduğu için. Yani bilmesi göre gerekenler her şeyi biliyor özet olarak. Ama her şeyde zamanı var. Bizim odak noktamız gençlere bu imkanlara sahip olabileceğimizi. Ama yarın diyecekler ki Murat hocam çok süper güçlerim var diye de bilirler. Ya o işte onun için onu biraz şey yapıyoruz. Öyle sulandıran şey olabilir. Ama şu var, emin olun çok ümmet için çok zaruret olmadığı sürece aynı sıkıntıları yaşıyorsun. Ya ben arabayla uçurumdan yuvarlandım. Bunu aylar öncesinde bana söylemişlerdi. Çanakkale'ye gittim. Aks'tan çıktı arabanın tekeri. Orada işte dedim ki demek ki atlattım dedim. Ondan sonra yine şehir dışındayım. Makine parçaları götürdüm. Gelirken uçurumdan yuvarlandım. Taklalar attım. Ondan sonra 4 sene hocamla görüşmedim. Evet, küstüm tamam hocama. Ben size bunu anlattım. Yani sen bana niye söylemedin? Bakın ne kadar çocukça bir anlattım. Sen bana kaza yapacağım niye söylemedin? Kaza yapacağını söyledi. Dikkat et dedi. Ama yok yeri, tarihi ya da niye tutmadın arabayı? Bak. Şu da yanlış anlaşılmasın hocam. Yani sonra biz, onun cevabını aldım yani ne demek istediğini ama. Biz kendi cüzdanımız, anahtarımız kaybolsa tabii soramıyoruz nerede diye. Yani bu böyle bir bu yanlış da anlaşılmasın. Bu bizim keyfimize verilmiş bir vazife. Şöyle bu özelliği çok erzem olmadığı sürece kullanamıyorsun. Evet. Hani bu özelliğiniz var başınıza niye bu geldi derseler haklılar. Çünkü bu özelliği her zaman değil. Rabbim dilediği zaman çok erzem olduğu yerde kullanılabiliyor. Ben bir örnek anlatacağım ama kayıttan sonra. Ya, bu, ya da Mehmet siler sanki onu. Yani, bu özelliği olan çocuklara şeytan biliyor. Yani depremde de yaşamıştık zaten orada. Bir de onlar da kullanmaya çalışıyorlar. Yani biz sahip çıkmazsak şeytan bir şekilde onları... O zaman bir detaylayalım. Murat'ın anlatacağını merak ediyorum. Kapatalım o zaman. Bitirelim mi kaydı? Ondan sonra anlatayım. Olur. Tamam. Yani bu şeyle Mehmet siz anlatın biz içinde mi hocam? Yok yok. Direkt kapatalım. Kapanış yap abi. Evet, inşallah bu konuda bir başlangıç yaptık. Rabbim müsaade ederse
bu konuda gayret etmek istiyoruz. Dediğimiz gibi alta yorumlarla da bize yol gösterirseniz fikirlere de açığız. İnşallah gençlerimizi, çocuklarımızı nasıl çekeriz, nasıl vesile oluruz diye daha çok kafa patlatacağız bundan sonra. Ve bu konuda çeşitli yayınlar yapacağız. Kendine güvenen izlesin, güvenmeyen izlemesin. Allah razı olsun. Allah razı olsun.